Teşekkürler. Evet, hemen jüri üyelerimize dönelim. Bakalım neler söyleyecekler. Armağancı, başlayabiliriz. Elbisenin arkası sana bol. Biraz bir beden büyük. E niye büyük elbise giyiyorsun? Ayakkabılar da küçük. Elbise büyük, ayakkabılar küçük. Ayakların hepsi fırlamış dışarı. Acımıyor mu canın parmaklarında? Armağan Bey, ayakkabıları bir tek siz hemen fark ediyorsun. Ben de kapatmaya çalışıyorum. E ama hemen fark ediyorum tabii. Parmakların önde gidiyor. Fırlatmış. İnşallah haftaya çalışıyorum, düzelteceğim. Neye? Ayakkabılara, elbiseye. Ama sen hiçbir hafta düzgün çıkmadın ki. Ya buran bol, ya ayakkabılar yamuk, ya buradan bir şey çıkıyor. Üstelik bu senin elbisen mi? Değil. Değil. Sponsorumuzun elbisesi. Hiç elbisem olmadı ki zaten kendime ait. Ya bu güzel bir şey. Hep sponsorlar giydirdi demek istiyorsunuz. Evet vallahi, o kuaförümüz sponsor, ayakkabımız, elbisemiz, her şeyimiz, takılarımız. Geçen haftaki elbise senin değil miydi? O da değildi. O da sponsorumuzundu. Benim hiç kendi elbisem olmadı bugüne. Ha bir gri giymiştim. O da var ya. E peki sahne elbisen de mi yok? Ankara'da da mı yoktu? Ankara'dakiler şey, Armağan Bey biraz bazı tarafları yırtmaç mesela şuraya kadar falan, o yüzden giymiyorum onlar hiç. Ha, derin yırtmaçlı. Yok, yok giymiyorum, evet. Ha. Allah razı olsun, sponsorumuz giydiriyor sağ olsun. Var yok her şeyi böyle idare ediyoruz. Sen sahneye çıka çıka ilk geldiğin ki havanı kaybettin biliyor musun? Ben mi? Ha. İlk geldiğinde böyle daha enteresan şarkı söyledim. Böyle ben seni seyretmeyi seviyordum. Sana herhalde uyarıyorlar seni, yapma öyle, yapma öyle diye. Hani o orijinaliteyi kaybediyorsun. Biraz düzeltmeye, değiştirmeye çalıştım ama yok artık yapmayacağım. Yine eskisi gibi, eski tarzımla devam edeceğim Armağan Bey. Bence seni öyle seyretmek evet, güzel. Evet, eski tarzıma devam. Bugün hatta ben okurken ya böyle yapmamaya çalıştım ama bazen arada kaçıyor. Kaçtı. Burada i̇şte bir yere kaçtı. Söz vermiştim çünkü sahneye, provalarda yapmayacağım diye. Osman Tan'a mı? Evet. Tabii. Beraber seyrederken evet. Tabii yorumlar yapıyoruz. Ama bir görseniz o benim okurkenki halimi Armağan Bey. İşte o daha güzel bence. Öyle mi? Bence öyle. Haftaya öyle söylersin. Haftaya inşallah Haftaya aynı öyle şekilde. Söylersin. Bozmadan. Bir kendini kaybet de. Haftaya bir Azer Bülbül'den okuyayım Armağan Bey. Evet ama. Arası yok işte Armağan yani. Ya Azer Bülbül oluyor. Azer Bülbül'ü de seviyoruz ayrıca canım. Yani bir şey söylemiyoruz da herkes kendisi daha güzel. Kendisi olması daha güzel. Başkası gibi değil. O yüzden söylüyorum. Evet. Bitti galiba Armağan'cığım senin. Bülent Hanım. Ebru Hanım 9 vermiş ve yorumunu yapmış oldu. Bülent Hanım buyurun. Ben de 9 veriyorum. Hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun. 9'da Bülent Ersoy'dan geldi. Bakalım Orhan Baba ne diyecek? Mehtap güzel ifade etti bu duyguyu. Müzik duygudur biliyorsunuz. Bu besteyi de, bu bestenin duygusunu da güzel ifade etti. Ayrıca İbo'dan bunu çok sevmiştik. Fanatik hayranıyım. İbo'yu hepimiz fanatik. Çok seviyoruz. O gerçekten en üst düzeyde bir yorumcu. En üst düzeyde olan yorumcularımızın, nadir yorumcularımızdan birisi tabii ki. Güzel ifade ettin Mehtap. Gayet güzel yorumladın. Demin ki bahsini ettiğimiz konu bana bir şeyi hatırlattı. Gerçekten. Bazı doğallıklar iyi ifade edilirse, samimi ifade edilirse daha farklı etkili olur. Mesela caz müziğinde de bu öyle söylenir. Caz bir zaman sokaktayken daha çok ilgi görüyordu. Salona geçtiği zaman o eski samimiyetini yitirdi, yorumu yapıldı. Mesela o caz babalar, Louis Armstrong'lar, ve arkadaşları fevkalade bunu yaparlardı. Caz baba çok iyiydi. Ben de bir zaman çok yakın ilgilenmiştim onunla. Fakat ondan sonra caz daha farklı yorumlanmaya başladı. O samimiyet gitmeye başladı, yorumu yapıldı. Yani demin bahsini ettiğimiz konu biraz bunu çağrıştırıyor da. Yani o doğallık var ya, o güzel doğallık. O güzel doğallığı bilgiyle bütünleştirmek çok güzel ama bütünleştirirken sisteme sokunca soğukluk olabiliyor. Onu yapmamak lazım. Mesele burada. O beğeniyoruz onu çünkü. O doğallık güzel. O bir duygu o. Onun için ben burada o duyguyu güzel gördüm. Ve benim notum 10'dur. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim.
10 puan geldi Orhan Gencebay'dan. Orhan abi mesela ben şuna çok inanıyorum. Kendini sıkmadığında daha duygulu okuyor. Böyle şimdi böyle yapmamam lazım, kolum böyle kaldırmam lazım deyince duyguyu biraz kaybediyor. İlk zamanlar bence daha duygulu okuyordu mesela. İlk geldiğinde daha safiyetle olduğu gibi görünüyordu. Zaman içinde kendisini daha farklı bir hale sokmak isteği oldu. Bizlerin de dürtüsüyle. Bu arada ikilemde kaldı belli ölçüde. Ondan dolayı bu neticeye vardık. Ama aslında o kendi bildiğini yapacak sonunda. Önemli olan kendi bildiğini yaparken önemli olan doğrusunu yapmak. İçinden geleni yapacaksın ama doğrusunu yapacaksın. Mesele bu. Tamam hocam, haftaya istediğim gibi inşallah içimden geldiği gibi yaptım. 10. 10 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Ama bugün de ayrıca yine her zamanki gibi çok şıksınız. Çok yakışıklı olmuşsunuz. Güzelsiniz. Ben başlayayım mı Osman Tanrı'yı konuşmaya? Ben Bülent Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Çünkü onu düşünceli gördüm. Yani evet, siz hocam, bir 9 bugün verdiniz ama sanki böyle bir düşüncelere daldınız bu yorumuyla ilgili. Merak ettim, o yüzden soruyorum. Yok bir şey. Net bir şekilde diyorsunuz. Peki, tamam. Peki. Mehtap. Efendim, biliyorsunuz sahne çalışmalarımız başladı ufak ufak, yavaş yavaş. Yine iş tekliflerine bekliyoruz. Evet, düğün, açılış, kapanış, festival. Hepsini istiyorum. Evet, biz dün şeydeydik, Sinop'taydık. Popstarlar hep beraber. Buradan Sinop Belediye Başkanı'ma, Sinop'tan Zeki Yılmazer abime, çok iyi bir belediye başkanı, çok sevdim gerçekten. Bizi çok güzel ağırladı, misafir etti. Hanımı da öyle. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Yine bu çarşamba gecesi yine İzmir'de Kordon Karizma Bar'dayım. İzmir'de çok güzel arkadaşlarım oldu. Buradan Şirin Evler'den, Şirin Yer'den Ümran ablama, Şehnaz ablama ve peki artık, Suat. Tamam, tamam, yeter. Sayıyorum kadar. Ablalar yeter. Belçika'ya, Fransa'ya. Ayrıca yine cumartesi gecesi Bodrum Milas'ta Sadrazam Otel'deyiz. Programımız var. Yine Milas'ları bekliyorum. Herkesi. Yine yeni tekliflere de açız. Bekliyoruz efendim tekrar bu arada. Hepsini. Evet. Borçlarımı ödemek zorundayım mecburen. İşe gitmek zorundayım. Efendim, bugüne kadar sizlerin SMS'leriyle bana göndermiş olduğunuz hepinizin oylarıyla bu kadar haftalarda burada kaldım. Herkes evinden, herkes alamayanlar da oldu yine ama bir tane de olsa attılar. Herkesten Allah razı olsun. Yine teşekkür ediyorum. 4-5 haftamız daha kaldı bitmesine. Yine desteklerinizi, ilginizi, alakanızı üzerimde çekmemenizi istiyorum. Bu deli kızın lütfen birinci yapmanızı istiyorum. Fena. Teşekkür ediyorum. Herkesten o zaman Allah aday numaranı hatırlat. 7'den 70'e herkesten. Aday numaranı söyle. Onu unuttuk. Aday numaram 104 3004'e. Şu anda ekranların karşısında beni gören, seven herkes. Birer tane daha atsa yine de Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Mehtap. Teşekkür ediyoruz. Az önce içerideyken acı bir haber.